Sektörel bakışla devam ediyoruz. Turizm sektörünü konuşuyoruz. 2023 hedeflerini TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya konuğumdu. Firuz Bey, aradan önce biz biraz turizm hedeflerini konuşuyorduk 2023. Dilerseniz yine aynı şekilde devam edebiliriz. Şimdi hedeflerimizi konuşurken atlamamamız, ıskalamamamız gereken bir yer daha var dedik. Hani tüm ülkeye yayılması bu turizm hareketinin, onun bir kültürel alışveriş anlamında da uzun dönemde Türkiye'nin çıkarlarına olduğunu söyledik. Dolayısıyla onunla ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. Şimdi İstanbul ve Antalya'ya 27 milyon turist gelmiş. Türkiye'ye, İstanbul ve Antalya'ya bunun neredeyse 18 milyonu gelmiş. Bakın neredeyse %50'si iki şehre gelmiş, 55'i hatta. Dolayısıyla bunu yaymamız lazım. Yaymamız için de bu alternatif turizm dediğimiz alanlarda biraz daha fazla çalışmamız lazım. Nedir bu? Sağlık turizmi işte. Sağlık turizmi devreye girdiği zaman Denizli gelecek, Afyon girecek devreye. Daha fazla kültür turu dediğimiz zaman Antep, Urfa bölgemiz, işte Mardin bölgemiz devreye girecek. Kapadokya biraz daha hızlanacak. Pamukkale aynı şekilde. Dolayısıyla birazcık sahilden turizmi içeriye doğru yaymış olacağız. O taraflar azalsın demiyoruz. Bu tarafa da fazla turist gelsin diyoruz. Dolayısıyla bu hedeflerin arasında bence en önemli hedef tabii ki gelirin artırılması, ama bu kültürel alışverişin hızlandırılması ve yaygın bir şekilde yapılması. Gelen turist bizi Antalya'da tanıyamıyor. Gerçekten tanıyamıyor. Girdiği oteller son derece lüks oteller. İşte yedikleri yemekler genellikle Türk yemekleri, ama birazcık kendi mutfaklarına da artık özen gösteriliyor. Hani kendi ülkesinden geldi, hani onların mutfaklarına da, Japon turiste Japon mutfağı sunulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hani bizimle böyle çok fazla haşır neşir olamıyorlar günlük turların dışında, ama bir Anadolu turu diye baktığınız zaman gerçekten orada insanlarla birlikte onların yemek yediği yerde yiyorsunuz. Onların arasında geziyorsunuz. Biz geçen 2 hafta önce büyükelçilere bir gezi yaptık bu tanıtım çerçevesinde. Büyükelçileri Çin, Hindistan, bu önemli pazar dediğimiz pazar büyükelçileri de birlikteydi. Ukrayna büyükelçimiz vardı. Bosna Hersek ve Makedonya büyükelçilerimiz vardı. Yani onların Türkiye büyükelçileri vardı. Gezdik, gerçekten hayran kaldılar. Yani Ankara'nın dışına çıkmak, o politik ortamın dışına çıkmak, Türkiye'yi sadece televizyondan seyretmek değil de hani gidip oralara ayak basmak, oradaki insanlarla haşır neşir olmak, orada onlarla birlikte yemek yemek, onlarla birlikte gezi yapmak, onlarla birlikte tura çıkmak bambaşka bir deneyim yaşattık. Hepsi o kadar mutlu gittiler ki işte biz bunu göstermemiz gerekiyor. Bak biz burada böyle yaşıyoruz. Bizler için de bambaşka bir duygu değil mi aynı zamanda? Yani biz burada bak böyle yaşıyoruz. Orada gördüğün şeylerin çoğu işte yani size göre dizayn edilmiş ortamlar. Ama bak aslında biz böyle yaşıyoruz, burada bu şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla ben çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle söyleyeyim, biraz kendi aramızda da espri yaptık orada. Çin Büyükelçisi'ni tutamadık hiç, yani hiçbir yerde yakalayamadık. Her gittiğimiz yerde bir köşede fotoğraf çekiyordu. Yani biz onun peşinde, hani bir yerde kaybolur diye peşinde koştuk, ya gel bu tarafa. Yani o kadar ilginç, o kadar ilgililer ki aslında etrafla, doğayla, insanlarla. Dolayısıyla çok güzel bir gezi yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde ülkemizin değişik yerlerinde bu tür etkinlikler yapacağız. Niye yapıyoruz bunu? Sırf o kişilere orayı tanıtmak için değil, o kişiler o ülkelerin buradaki temsilcileri. Onlar bizden nasıl bahsederse o ülkelerde bizi öyle algılıyorlar. Bütün Türkiye ile ilgili bilgileri aslında o insanlardan alıyorlar. Dolayısıyla bu etkinlikleri çoğaltacağız. Anadolu'yu daha fazla tanıtacağız, kültürümüzü daha fazla tanıtacağız, gastronomimizi daha fazla tanıtacak, sağlık turizmi imkanlarımızı daha fazla göstereceğiz, spor turizmi imkanlarımızı daha fazla, efendim kruvaziyer imkanlarımızı daha fazla tanıtacağız. Bunun üstüne üstlük çok önemli bir segment olan kongre turizmi var. Oralarda çok gerideyiz. Hemen ona geçmeden Bey, bir piyasalarla ilgili telefon bağlantısı almak istiyorum. Çünkü derinlemesine konuşmak istiyorum sizinle. Evet, bir telefon bağlantımız olacak piyasalarla ilgili. Nur Siyem Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan telefon attığımızda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Evet, yani Türkiye piyasaları açısından son dönemler zaten hep genel olarak gelişmeleri kritik olarak değerlendirdiğimiz bir dönem olarak algılıyoruz, ama bu haftanın ayrı bir önemi var. Buraya gelene kadar da sizlerin de bildiği gibi özellikle Türk lirasında yılbaşından bu yana süre gelen süreçte oldukça sert değer kayıpları yaşanmıştı. Enflasyonla mücadele, diğer iç ve dış gelişmeler hepsi bir arada bakıldığı zaman oldukça
hareketli dönemler geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi tabii bu hafta kritik olarak gördüğümüz haftalardan bir tanesiydi. Ancak son süreçteki bazı gelişmeler, özellikle enflasyonla mücadelenin biraz daha ön plana alınması, buna dair politikaların geliştirilip genel olarak benimsenerek biraz daha piyasalara aktarılmış olması önemli bir gelişmedi Eylül ayında biliyorsunuz. Daha sonrasında zaten Merkez Bankası'nın sıkı duruşu yine Türk lirasındaki genel oynaklığı kısmen de olsa yavaşlatmıştı. Ama hepsinden öte son süreçteki rahip krizinin çözülmesiyle beraber ABD-Türkiye yakınlaşması biraz daha kurda oynaklığın daha da geçmiş olduğunu bize gösterdi ve bir miktar da Türk lirasının değer kazanmasına neden olan gelişmeler olarak görmüş olduk. Haliyle de bu haftaki toplantıda genel olarak piyasadaki fiyatlamalara da baktığımız zaman Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde aksiyonda bulunmayacağını söyleyebiliriz. Bizim de zaten kurumsal olarak da genel beklentimiz merkezin bu toplantıyı pas geçmesi yönünde. Buradaki merkez genel sıkı duruşun devam ettirecektir. Merkez Bankası'ndan gelen karar sonrasındaki açıklamalarda da ben yine önümüzdeki süreç içerisinde olası olumsuzluklara karşı ya da olumsuz gelişmelere karşı merkezin gerekli adımları atabileceğine dair izlenimlerini ya da kararlarını ortaya yine koyacağını düşünüyorum. Burada hem genel olarak yani ortodoks politikalar anlamında Merkez Bankası'nın yürütmüş olduğu politikaların piyasalar tarafından şu anda kanıtlandığını da görüyoruz. Bir taraftan da biliyorsunuz yani son dönemdeki alınan kararlara beraber enflasyonla mücadelenin biraz daha ön planda tutulması bir miktar daha iç piyasada anlaşılır bir politikanın yürüdüğünü bize gösteriyor ve bunun da karşılığının önümüzdeki süreç içerisinde alınacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nda da Perşembe günü bir karar açıklanacak. Saat 3.30'da da Draghi'nin basın açıklaması olacak. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii yani burada ECB açısından biliyorsunuz yani Eylül ayından itibaren varlık alımlarında zaten bir indirime gidilmişti. Daha önce alınan kararlar vardı. Genel olarak bunlar piyasalar tarafından da fiyatlandı. Burada özellikle ECB'nin varlık alımlarının artık yıl sonunda bitirilmesine dair kararını teyit edildiğini göreceğimizi düşünüyoruz. Ve 2019 yaz aylarına kadar da ekstra bir faiz artırımı yapmadan mevcut politikaları devam ettireceğine dair bir piyasalarla kararını paylaşacağını düşünüyoruz. Tabi burada ECB'nin genel olarak yani politikaların ne yapacağı ya da ne tür bir gelişmelerle piyasayı yönlendireceği şu an için bilinen durum ama bilinmeyen bir durum var. O da İtalya kutusu. Biliyorsunuz İtalya'nın mevcut notunun da indirildiği bir dönemdeyiz şu anda. Haliyle de burada Draghi'nin basın toplantısı biraz daha önem kazanıyor. Çünkü İtalya'daki mevcut gelişmeler bundan sonra için Avrupa ekonomisi açısından bir tehdit unsuru oluşturur mu? Ya da Brüksel bu işin neresinde, ne şekilde bakıyor, nasıl değerlendiriyor? Biraz daha piyasa bence işin bu tarafına odaklanacaktır diye düşünüyorum. Ama genel olarak tabii ki yani İtalya her ne kadar risk oluşturmuş olsa dahi Avrupa ekonomisi açısından şu anda önümüzdeki süreç biraz daha net diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ahmet Bey. Evet Firuz Bey, turizm çeşitlendirilmesi. Son zamanlarda evet. Çok önem verilen bir konu. Evet, şöyle toparlayalım. Nerede kalmıştık? Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12'ye yayılması ve ülke satına yayılmasıyla ilgili bölümde kalmıştık. Onun öneminden bahsediyorduk evet. Ne kadar önemli olduğundan ve küçük bir örnek verdik 27 milyon turistin Antalya, İstanbul'la arrival'ları yani 15 milyon, 16 milyon civarında çok ciddi. Hatta 16 milyonun da üstünde neredeyse %55'i oraya yani Antalya ve İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla bunun tüm Anadolu'ya yayılması gerçekten kültür turizminin de hak ettiği kadar turist alması. İşte gastronomi turizmi açısından bakıldığı zaman oralarda da sunabileceğimiz Ege'de ayrı, Karadeniz'de ayrı, değil mi? Güneydoğu Anadolu'da apayrı, Akdeniz'de apayrı mutfaklarımız var. Yani belki de dünyanın tek ülkesiyiz bu kadar çeşitli mutfağı aynı yerde barındıran. Hani İtalyan mutfağı derseniz
Tamam, muhakkak bölgesel farkları vardır ama temeli hep aynıdır. İşte İspanya'da dersiniz temeli 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Tabii ki onların da bölgelerinde fark vardır ama bizdeki kadar birbirinden tamamen ayrı. Yani işte Ege'de daha çok ot ve sebze ağırlıklı mutfak varken Güneydoğu'da işte bu kadar et ağırlıklı olması, Karadeniz'de bambaşka bir mutfak, Akdeniz'de daha çok yine Akdeniz işte İtalya'ya benzeyen bir mutfak. Evet. Yani hepsini çeşitlendirdiğinizde gastronomi turizmi olarak baktığınızda aslında bizde her şeyi bulabilecekleri bir ülke. Kültür olarak, tarih olarak baktığımızda da aynı şekilde yine eşsiz benzersiz, hiçbir şekilde kimseyle rekabet edilecek bir durumu olmayan bir ürüne sahibiz. İşte Şanlıurfa demin bahsettik. Şanlıurfa'da gerçekten insanlık tarihini değiştiren bir insanlık tarihiyle ilgili bugüne kadar yazılmışları yok edecek bir kazı çalışması yapıldı ve çıktı ve etrafında da biz gittik, orada gezdik büyükelçilerimizle. Etrafında da kazı devam ediyor. Belki de daha erken çağlara kadar gidecek bir takım çalışmalar var. Öyle bir takım duyumlar var oradaki bilim adamlarıyla ilgili sohbet ettiğimizde. Dolayısıyla nereye elimizi atsak her yerde sunacak bir şeyimiz var gerçekten. O kadar zengin ki. Bazen gittiğimiz bölgelerde diyorlar ki ya işte şuradan bahsetmediniz. Biz yani burası Amerika gibi bir yer değil ki 3 tane 5 tane tarihi varlığı, kültürel varlığı olsun. Burası dünyanın işte bütün medeniyetlerin 3 aşağı 5 yukarı geçtiği bir bölge. Burada her şey var. Dolayısıyla bir sürü şeyi de göz ardı ediyoruz. Başka ülkelerin çok değerli olabilecek başka ülkeler için şeyleri biz burada aslında bizim için hayatın bir parçası olmuş geçmiş durumda. Dolayısıyla çeşitlilik açısından ve 12'ye yayma açısından da şanslıyız. Birazcık üstüne düşmemiz gerekiyor. Birazcık o anlamda pazarlama yapmamız gerekiyor. Birazcık tanıtım yapmamız gerekiyor. Biraz daha oraya önem vermemiz gerekiyor. Bütün mesele buradan geçiyor. Önem verirsek elimizde malzeme var. Elimizde sunabileceğimiz malzememiz çok ciddi bir ürün var. Evet. Evet. Peki sağlık turizmi de bunların başında geliyor. Çok önemli. Doğru. Şimdi şöyle bakıyoruz. Biz turizmciler şöyle düşünüyor. Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilecek en önemli sektörü turizmdir diye bakıyoruz. Neden? Her şeyle hazırdır. Doğal Allah vergisi de bir şeyimiz var, ürünümüz var elimizde. Yani hiçbir şey yapmasanız da var bunlar bu topraklarda. Biz turizmin Türkiye'nin stratejik bir sektörü olduğunu, Türkiye'nin en önemli çıkış yollarından ve en kısa çıkış yollarından biri olduğunu, turizm gelirlerinin ülkemiz için çok önemli olduğunu söylüyoruz. Sağlığa geliyorum. Turizmin içinde de aslında baktığınız zaman sağlık sektörü de bizim gerçekten rekabet edebileceğimiz önemli alanlardan birisi. Hepimiz Avrupa'da, Amerika'da hastaneye gitmişizdir. Hepimiz Avrupa'da bir eşimiz, dostumuz, bir şey. Bakın Türkiye'deki gibi ne bir hizmet var ne bir tıbbi donanım var. Gerçekten hastanelere gidiyoruz, bizim hastanelere gidiyorsunuz. Mükemmel. Şimdi tabii ki belki Avrupa'dan buraya sosyal sistemlerinden dolayı sağlık turizmiyle ilgili turist gelmeyebilir ama çok önemli bir Orta Doğu pazarı var, çok önemli bir Afrika pazarı var. Yani bunlar gerçekten Türkiye onlar için, bunlar 1980'lerde Amerika Türkiye için neydiyse sağlık açısından herkes Amerika'ya gider ameliyat olurdu. Şu anda da gerçekten Türkiye bu saydığımız pazarlar için böyle bir konumda. Türkiye'ye sağlık ve turizmi için gelen çok ciddi bir hasta var. Bunu geliştirmemiz lazım, bunu daha kolaylaştırmamız lazım. Sağlık turizmi önemli segmentlerden birisi ve harcamaları da 2000 doların üstünde ortalama. Yani biz 700 dolarlardan bahsediyoruz. 2000 doların üstünde ortalama harcaması olan bir kitleden bahsediyoruz. Ben önemli gelişmeler, hızlı gelişmelerin olacağını düşünüyorum orada. Bir de onun tabii şey ayağı var, bu kozmetik ayağı hani. Evet. Diş efendim estetik ameliyatları var. Şey var. İşte saç ekim işleri var falan. Onlar işte İstanbul'da yaşıyoruz yani. Evet. Bütün her yerde görüyoruz. Geziyorlar. Dolayısıyla önemli bir segment bizim için ve gelir düzeyi, harcama kapasitesi yüksek bir segment. Oralarda da hak ettiğimiz yerlere gelmemiz lazım. Daha hızlı hareket etmemiz lazım. Genel turizmi etkilediği zaman bir şey onları da etkiliyor. Yani ülkeye 2016'da olanlar bütün turizm segmentlerini vurdu. Yalnız şey sahil, deniz, kum, güneş turizmini değil. Kültür turlarını da vurdu. İşte gastronomi için gelenleri de vurdu. Sağlık turizmini de vurdu. Şimdi bakıyorum ben spor, etkinlik turizmi çok önemli bir şey. Ülkemizde neredeyse 2 senedir konser olmuyor.
Uluslararası anlamda baktığında. Biz Seyahat Acentaları Birliği olarak biz Shakira'nın buradaki konserine sponsor olduk. Neden? Etkinlik olması lazım ki insanlar Türkiye'nin gelinesi bir yer olduğunu, burada bir sıkıntı olmadığını görsünler. Spor etkinlikleri çok önemli. Yine Seyahat Acentaları Birliği olarak biz Dünya Rally Şampiyonası'nın Marmaris Ayağı'na ana sponsorlarından biriydik. Biz de elimizden geldiği kadar bu işlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz ama neyin? Hedefe nasıl gidileceğinin herkes sektörde bilincinde, son derece profesyonel kadrolara sahip turizm sektörünün en önemli avantajı bu. Gerçekten dünya ile rekabet edebilecek bir sektör derken bunların hepsini göz önüne alıyoruz. Doğrudur, malzememiz var, her şeyimiz var, doğal güzelliklerimiz var, denizimiz var, çok güzel otel. Ama esas gerçekten bunların tamamını ustaca pazarlayabilecek ve bunları ustaca yönetebilecek dünya çapında profesyonellere de sahip bir sektör bu sektör. Hizmet de çok önemli, hizmet, değil mi bu anlamda? İşte onu anlat. Evet. Yani biz hizmete çok yatkın bir milletiz. Bu konularda da diğer ülkelerle mukayese edildiği zaman çok ciddi bir avantaja sahibiz. Yani biz hep şöyle tanımlıyoruz. Ülkesinin güzellikleriyle insanının güzelliklerini birleştirmiş bir sektör. Bizim insanımız da çok güzel. İnsanımız güzelse ülkemiz de çok güzel. Bunun ikisi birleştiği zaman rekabet edilemeyecek bir ürün çıkıyor ortaya. Hem profesyonel kadrolar ve iyi niyetli, gerçekten hizmete odaklı, hiçbir şey bilmez, iki kelime İngilizce bilmez, İngilizce yol tarif eder. Ağırlamayı çok seviyoruz biz. Öyledir yani, elini kaldırır, kafasını kaldırır, evet. Yes der, no der, bir yer tarif eder. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Gidersiniz yol sorarsınız, anlamazsa döner gider adam. Yani biz başka bir coğrafyanın çocuklarıyız. Biz böyle büyümüşüz. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman çok güzel bir yemek çıkıyor ortaya. Evet, peki turizmde markalaşma nasıl olur Firuz Bey? Turizmde markalaşma işte markaların markalaşmasıyla oluyor. Yani işte İtalya'da İtalyan hükümeti herhangi bir İtalyan markası için özel bir şey yapmıyor. Yani ülken marka olacak ki içindekiler de biraz yavaş yavaş marka olsun. Biz buralarda çok hırpalandık. Yani şöyle düşünün, biz 1980'de merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın o ilk turizm hamlesinden sonra coğrafyamızda bizim hiç başımıza bir şey gelmeseydi, çok güzel her şey üste gitseydi, biz şu anda belki de 100 milyon turist ağırlıyorduk, belki de onlarca markaya sahiptik. Ama olmadı. Hep önümüze bir şeyler çıktı, hep bir şeyler oldu. Marka olmaya değer şeylerimiz var mı ülkemizde? Var tabii ki, oluyorlar da. Ama turizm markası, yani bir otel zinciri markası olarak baktığımız zaman bir iki tane önemli markamız var. Bu önemli markaların ben dünya çapında da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Daha işin çok başındayız. Gerçekten çok başındayız. Hani bir sürü ülkenin bitirdiği şeylere biz yeniden başlıyoruz. Yepyeni başlıyoruz. İnşallah güzel markalar, iyi markalar da çıkartacağız. Var. Kendi yollarında da gayet güzel giden, ticari olarak başarı elde etmiş markalarımız var. İnşallah onları da hep beraber sahip çıkarak, önce bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten yani hani önce kendi ülkendeki kendi markalarına kendin sahip çıkacaksın ki onlar da büyüyebilsin, uluslararası anlamda rekabet edebilir hale gelsinler. Peki %35'lik kadar turizm sektörünün cari açığa katkısı var. 2017'deki cari açığa katkısı %35 civarında, bu net katkı olarak düşünüyoruz tabii. 2018'de de bu cari açığa katkının %50'lere varmasını hedefliyoruz. İnşallah biz turizm gelirimizi artırarak, tabii cari açığın büyümesiyle ilgili bir şey söylemiyorum ama biz turizm gelirlerinin cari açığın %50'sini öncelikle hedeflemesi aslında uzun dönemde de cari açığı kapatacak kadar bir döviz girdisini sağlaması gerektiğini, böyle bir hedefi olması gerektiğini düşünüyoruz. Dediğimiz gibi sohbetimizin başında net döviz girdisidir bu. Yani daha anlaşılır bir şey, hani anlaşılır bir ekonomi kanalı olacağınız için, olduğunuz için biz de anlaşılır anlatalım herhangi bir vatandaşa. Yani domatesi burada turiste satmayla, domatesi ihraç edip o turiste Rusya'da yedirmenin arasında hiçbir fark yok diyoruz. Biz tam tersine hiçbir masrafı olmadan onu buraya getirip burada harcıyoruz onu. Dolayısıyla bu yerinde ihracattır ve net döviz girdisidir diyoruz. Bu açılardan bakıldığı zaman da biz cari açığın önemli bir bölümünü kapatacağımızı ve gerçekten net döviz girdisi sağlayacak, artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ben kamu tarafına da biraz bakmak istiyorum. Bakın
Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bizim sektörümüzden bir kişiye, bir profesyonel arkadaşımıza, bizim çok önemli bir marka sahibi olan bir arkadaşımızı bakan koltuğuna oturttu. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bir, turizm sektörüne verdiği önemi gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımızın. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani iki, sektöre güvenini gösteriyor. Yani sektörden birisine o koltuğu emanet etmesi demek, sektörün bilgi, beceri ve tecrübesine güveniyor demektir. Bir de bize gerçekten önem veriyor. Yani sektör olarak da önem veriyor. Bu bizi bütün sektöre gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Bütün sektörde bir motivasyon etkisi yaptı. Yani bir turizmcinin bakan olması alışılmış bir şey değildi bugüne kadar. Bundan önceki bakanlarımızla ilgili herhangi bir negatiflik anlamında söylemiyorum. Bizim bakanlarımız gerçekten kabinenin en önemli bakanlarıydı. Hep bakın, hep çok önemli mevkilerdeki bakanlardı ve gerçekten de Turizm Bakanlığı'nda çok önemli işler yaptılar. Sektörün önüne çok açtılar, çok yardımcı oldu, çok pozitiflerdi ama bu dönem başka bir döneme geldik başkanlık sistemi, başkanlık cumhurbaşkanlığı sistemiyle. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek lazım. Bakıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak sürekli konuşmalarında turizmin öneminden bahsediyor. Turizm sektörüne gerçekten son derece büyük destekleri olan, gerçekten bizim sektörümüze, bizim gibi düşünen, bizim gibi bize yardımcı olan bir bakanımız. Çok önemli bir bakanımız. Öbür taraftan dönüyorum. Dışişleri Bakanımız var. Fahriye Turizm Elçisi. Her fuarda bizler gibi stand gezer. Her fuarda bizler gibi turizmcilerle sohbet eder. Bunların tamamına baktığınız zaman geçmiş bakanlarımız, mevcut bakanımız Sayın Mehmet Ersoy, işte Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanımız, işte topyekun böyle bir devletin en üst kademesinde çok ciddi bir turizm şeyi var, konsantrasyonu var. Şimdi bunların hepsi bizim için avantaj. Biz buralarda çalışıyoruz tamam ama sahipsiz de değiliz yani. Orada da bunun bir karşılığı var, bir karşılık buluyor. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirerek geleceğe gerçekten umutla bakıyoruz. İnşallah çok daha iyi şeyler yapacağız. Çok daha büyük rakamlardan bahsedeceğiz. Demin söyledim, bizim için 100 milyon turist çok önemli bir hedef olmayacak yakında. 3-5 sene sonra bunları göreceğiz. Döviz girdisi de aynı şekilde yavaş yavaş yükselecek. Kimse umudunu kırmasın. Tek başına turizm sektörü dimdik ayakta devam ediyor. İnşallah diğer sektörlerde de avantajlarımız devam eder. Biz tabii kendi sektörümüzle ilgili hedeflerimizden bahsediyoruz. İnşallah hepsinde olumlu, güzel i̇nşallah, gelişmeler olur. İnşallah. Eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak böyle toparlarsak turizm sektörü açısından. Toparlarsak şuradan birkaç cümle söyleyeyim. Yani sektör işinin başında. Kamusuyla, özel sektörüyle ve STK'larıyla güçlü bir yapı içindeyiz biz. Kendimize gerçekten böyle bir topyekün, hep beraber bir hareketin içinde, o hareketin bir parçası olarak görüyoruz. Özel sektör olarak da, STK'lar olarak da. İnşallah güzel hedeflere hep beraber gideceğiz diyorum. Peki izleyicilerimiz açısından, şimdi bizi izleyenler açısından, bizi izleyenler açısından önemli olan şudur, ben hep bilirim, erken rezervasyon ve daha uygun tatil nasıl yapılabilir dönem vardır. Yakında erken rezervasyona başlıyoruz. Yani ülke içinde ben dövizin belli dönemlerde yüksek olmasından dolayı gerçekten sektör yurt dışındaki satışları biraz daha fazla hızlandı. Dolayısıyla yurt dışında bu sene yurt içindeki turistin canının istediği zaman istediği otelde yer bulması zor olabilir. Onun için ben vatandaşlarımızın erken rezervasyonu bu sene kesinlikle kaçırmamalarını, uzun dönemde daha uygun tatil ve istedikleri yerde tatil yapabilmeleri için mümkün olduğu kadar erken rezervasyon yapıp tatillerini erkenden satın almalarını tavsiye ediyorum. Bu sene özel bir sene. Bu sene turiste rekorlar bekliyoruz. Turist geldiği zaman harika, İş farklı oluyor. Harika. Çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınıma. Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun kanalımız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sektörel bakışın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte farklı bir sektörle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.